Peygamberimizin kaçta öldüğünü bilmiyoruz tabi. Biz bunun beraber evlendiğimiz 56'da evlendik herhalde. Yani hatırım değil söyle 56. 57'de askere gittim. 58-59 2 sene askerlik yaptım. Ondan sonra geldik işte aşağıdaydı bizim evimiz. Orayı şey yaptık. Buraları başka komşulardan aldık. Geldik burayı yaptık. Burayı yapacağız diye tabii eskiden tütün dikiliyordu burada. Tütün dikerdik. Bağımız yoktu. Birkaç dönüm bağ aldık. Onları da şimdi işleyemeyeceğiz diye sattık. Kendi yiyeceğimiz kadar ancak olduk. Zamanla halada giderdik oralara pamuk atmaya. Pamuk atağa geldik. Eskişehir'e giderdik. Eskişehir'den İzmir'e giderdik. İzmir'den Denizli Ovası'ndan Denizli'nin içinde bu yaşa kadar böyle şey yap. Şimdi 10 senedir bir yanına gittiğim yok. Kaynaşamıyorsun zaten. Bastonla yürüyorsun. Bir motor olmasa motorla da sağa sola gidip geliyoruz. Motor olmasa hiç gidemeyiz. Çok küçük yaşta annen... Annem ben ya 4 yaşındaydım ya 3 yaşındaydım. 8 yaşında işe başladım ben. 8 yaşında. Sağ sene beni 15 kuruşa. 15 kuruşa öküz gütü gün yeğimi. Gündelik. 15 kuruşa öyle şey yaptık. Bu ana kadar böyle yokluğu vakliyle vazgeçtik işte. Ne yapalım şimdilik Allah'a şükür şeyimiz iyi. Kimler baktı sana o zamanlar Hasan amca? Şimdi o zamanlarda aşağıda bizim dayımız vardı. Süleyman Türk diye. Genç Türk. O vardı. O da mefat etti. O da yok zaten. Ondan yanı sıra onlar da Can Türk. Bu arada komşuların evine girintiye girdik. Komşuların evinde durduk biraz. Allah'a şükür şimdi burayı kendimiz yaptık. Şimdi de idare ettiriyoruz. Ayşe teyzemi nerede gördün de evlendiniz? Ayşe teyzemi görmeden. Görmeden karşıdan karşıya. Nasıl oldu düğününüz? Neyle getirdin Ayşe teyzemi? O zaman ciple geldi. Bir cip vardı çalılan. Onunla geldi. Bu cip dediğin ne Hasan amca? O da taksi gibi araba da tabii cip diyorlardı o zaman cip diyorlardı eski zamanda. Onunla geldi. Davulla zurnayla mı getirdin? Yok 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 davul zurna nerede bulacaksın da ne yapacaksın nerede yapacaksın? O zaman için yok öyle bir şey davul zurna yoktu. Vardı da yapamadık. Zaten babamız fakirdi, öyle bir şeysi yoktu. Kepenekçilikle mi uğraştın Hasan amcam? Kepenekçilikle. Bura alfaklarda mı durdun, dışarılarda da çalıştın mı? Dışlarda çalıştık zaten burada, oralarda çalıştık geldik, burada yedik kışın. Yazın giderdik, kışın burada yerdik. Evlendiğinizde askere, evli miydin askere? Evliydim. 56'da evlendim, 57'de askere gittim. Ayşe teyzem ne yaptı o sırada burada? Kimle o kaldı? Orada kendi kaldı, bir kız çocuğumuz vardı. O bu da şey dokurdu, çuval dokurdu. Burada aylak durmazdı. Kimle kalacak başka? Ne zorluklar gördünüz Hasan çok, amca? Çok, çok, çok Allah öyle. Ondan sonra babam rahmetlik hasta oldu. Onu buraya getirdik. Buraya İzmir'e doktora götürdüm. Doktora şey yaptık. Doktor bana amcam dedi. Amca dedi sen bunu dedi köyüne götür. Rahatça yatsın dedi. Hiç bakmadı. Öyle orasını bir bastırdı. Bakmadı. Sen bunu doğru köyüne götür dedi. Ona da dedi ki
ölecek demiyorlardı dedi. Dövüşler dedi aşağı, öyle dedi. Ölecek demiyorlar dedi, köyüne götür diyorlar dedi. Aldık geldik burada, 2-3 ay durdu. Ondan sonra vefat etti. O günden bugüne işte böyle Allah'a şükür yağımızla tuzumuzla kavruluyoruz. Ayşe teyzeme yardım ediyor mu? Ediyoruz tabii, eder. O ben eder, ben ona ederim. İkimiz gider geliriz. Ufak da olsa böyle atışmalar oluyor mu Ayşe teyze? Oğlum canım, arada oluyor yine. Oluyor. Oluyor. Ne kadar olsa olmayacak demişsin, yalan. Oluyor. Ayşe teyzem mi inat böyle şey, sinirli sen mi? Ben ondan sinirliyimdir. Sen mi sinirlisin? Ben ondan sinirliyimdir. O çabuk kıza geçer o. Sen küser mi? Ben biraz küserim. Hacı'ya gittiniz mi Hasan gitmedik, amca? Gitmedik. Gidemediniz. Gidemedik. Nasip oldu da gidemedik. Yoktuk, neyle gideceksin gidiyordu. Eskidenki evliliklerle şimdiki evlilikleri kıyaslarsan çok kısa sürüyor değil mi? Sizler... Tabii şimdi her elin uzattığın yerde şeyini alabiliyorsun. Eskiden böyle vardı da bir şey alacağın bir şey alamazdın ki. Alınmazdı, yoktu. Ancak ucunu kıyısına denk getiremezdik. Bağlara gidiyor musun? Var mı bağın? Bağ, işte sabahla bağa gittim, sürdüm geldim de dipleri çapalanacak. Bağ, bir keşterim var. Yapabiliyor musun kendin çapasını da? Yapamıyoruz da işte sürdük bakalım bir şey yaptıracağız. İhsan bulacağız, yaptıracağız. Kendimiz nasıl yapacağız? İki bastonla görüyor adam. Çabuk nasıl alacak eline? Şimdi nasıl geçiyor zamanınız? Neler yapıyorsunuz bir günde Ayşe teyzemle? Şimdilik hiçbir şey yaptığımız yok amca. Yapacak bir şeyimiz yok zaten. Yapamıyoruz ki nasıl yapacağız? Evlatlar yok. Burada değil, geliyorlar. Evlatlar mı? Denizli'de. Geliyorlar. Oğlan haftada bir gün. Kendi iki diyorum ona geleceği diye. Haftaya gelecek herhalde, bugün gelmedi. Pazar günleri oldu mu geliyor. Torunlar? Torunlardan gelen yok. Neden? Onlar da orada. Kimi okuyor, kimi çalışıyor dediğin gibi. Torun biri Kıbrıs'ta asker. Biri Çin'de. Ne yapıyor Çin'de? Orada çalışıyor. Biri de Deniz'de, Ergün Kapla'da çalışıyor torunum. Onun da var. Biri İzmir'de torunum. Deniz'de var 2-3 tane torun. Onlar da orada evli var. Onlar da herkesin kendine göre işi var. Nakari. Nerede doğdun? Hançalar'da doğdum. Dört müz kız kardeşim var. İki oğlan kardeşim vardı. Biri öldü. İşte böyle. Başka bilemiyorum. Neler yaptın kızken annenin evinde? Kızıkken annemin evinde işte çuval dokurduk hire. İzmir'e tütüne giderdik. Tütünler işler geldik oradan. Orada işlerdik, başladık, geldik burada yirdik. Ne okula okuttular beni. Ne Kur'an'da okuttular beni. Çocuk avıdırdım. Annemin çocuklarını hire avıdırdım. Arkama sarındım. Kızım, ne edelim, fakirlik çoğudu. Böyleydik, ne edelim gari, işimiz böyleydi. Buraya geldik, yine fakir. Kaç yaşında geldin? 13 yaşında geldim. 13 yaşında geldim ben. Ben nikah olmadan geldim bak. Ona kadar dayım ramallık işiydi, o sonraktan karını geldiler beni. Asker yolu beklemişim. Bekledim. Zordu değil mi? Bir de çocuğumuz vardı. Zor olmamız zorudu. Bu gelince kadar... Bir de boğazıma hura biçerdi, altın bozdum. Bu gelince kadar yemedim içmedim de. Ya. Hindiki geçler edem kızım bunu. Nerede edecekler. Hura biçerdi, miten edindik. Onu astarlı edindik bak. O kopardı.
Onu yersin geri bir daha edindik ertesi. Yılda bir sefer bir kez edindik. O bir kez düğün, bayram işte oydu. Çok çok çektik, çok çok çektik kızımız. Allah bugünümüzden geri olmasın gari. Kaç çocuğun var şimdi? Üç Allah'a emanet. Üç. Oğlanın iki, kızının iki torunu var. Oğlunun üç torunu var. Ondan kari kızımın üç tane. Küçük kızımın iki tane. Biri Çin'de, biri askerde Hindu'da. Böyle. Başka neler yaptınız evli askerden geldikten sonra Hasan amcam? Çalıştık gari işte. O da çalıştı, ben de çalıştım. Mal almaya başladık böyle. Mal aldık, işliyoruz, başlıyoruz. Böyle hindi işleyemiyoruz. Satmaya başlıyoruz gari. Ne edelim? Ne edelim işte böyle uğraşıyoruz gari, ne edelim? Nasıl geçim Hasan amcamla, nasıl geçiniyor musun? Çok şükür hindilik iyiyiz. O da oluyor canım. Bin açık sinir oluveriyoruz bir şeye. O bana kakı veriyor, ben ona kakı veriyorum. O dilikten oluveriyoruz, gidiyoruz. Ne yapacaksın? Olmayacak demişsin yalan kızım. He. Bir varına var olsun, yoğuna yoğun olsun. Şimdiki gençle hemen zıp, hemen kavga dövüş, hadi boşanmak. Olur mu böyle canım? Olmaz değil mi? Olmaz. Sen hiç küsmüyor musun? Ben küsmem, ben küsme huyum yoktur bak. Bu küserdi bak. Bu askerden geldi de, komşunun biri bunu kaldırdı demiş. Amcasının hanımı bak. Bir ay izine geldi bu, bir ay beni küstü bu. Ben deyiverim işte bak, hayır desin. Ya işte böyleydi bu. Ben küsmem. Küsme huyum bek yoktur benim. Bir ay konuşmazdı. Konuşmadı beni, konuşmadan gitti. Nere? Askere gene, izine geldi ya. Öyleydi bunun. Ama şimdi bek küsmüyor gari, şimdi gari ikimiz de birbirimize işi ya, şimdi küsmüyor gari. Olmandı. Senle kaldı gari baş tabii başa. Ama onu da kendi ettirenler oldu o zaman canım. Kendisi değil de ettirenler oldu. Çok çektik anam. Bak öyü kayından vardı, Allah hani Medken cennet olsun. Hiçbir cez öyle bir laf ettirmedi bize. Etmedik de, dövüşmedik de onunla. Gel gelim amcasının hanımı vardı. Onunla geçinemezdik. Başka ne diyeyim anam? Çok güzel. Eskiden tef çalınır, türküler söylenirmiş. İşte bilmiyorum ben. Bak ben çok unuttum ben. Ben de şimdi unutkanlık çok oldu da bilemiyorum şimdi kızım ben. Bilsem eğer bak söylüyorum, bilmiyorum. Söyler miydin sen de tef çalıp düğünlerde? Ha, ben bekletmezdim de. Şimdi komşular bir ettiler mi? Gavura bir yoldaş olur bakalım derlerdi. Onların yanına sokuldum o zaman. Onlar söylerlerse arkasından giderdim. Onlar söylemezse ben edemezdim sesi. Beni de bak fakir diye düğünlere bek katmazlardı. O zaman kızlar çağırılırdı. Ünlenirdi biliyor musun? Çağırılırdı. Kızlar toplanırdı 10-15 kız. Kına gecesi olurdu. Ona karı bayrak dikildiği gün olurdu kızım. Böyle bunlara şimdi bilmiyorum gari. Ufak da olsa söyleyemez misin bize küçücük? Küçücük işte bunu dedim ya deminden dedim ya. Deyiver hadi şimdi be. Bilemiyorum. Başını bilemiyorsun ana. Sepetçioğlu'nu deyiver bize be. Onu deyiverin deminden ya. Şimdi deyiver. Adını bilmiyordu. Sepetçioğlu sebedini satamamış. Gelin kızına beşi birlik takamamış. Gelin kızına beşi birlik takamamış. Başka ne olacaktı? Thank you.
Film yapım.